Eli matkapla delindi, vücudu ısırılarak tahrip edildi. Bu korkunç iddialar 7 yaşındaki bir çocuk üzerinde uygulandı. Bak paramparça kolları. Bu hep kan revan içinde, kan içinde kalmış. O iddialara göre küçük çocuğa bu vahşeti yaşatansa öz annesi ve onun birlikte yaşadığı şahıstı. Baba Emrah Hasan'ın anlattıkları kan dondurdu. 28-30 gün önce annesi ve anneannesi tarafından Samsun asar ağaçtan bana kaçırıldı. Babama gideceğim demesi üzerine de elini beraber yaşadı ve beraber yaşadığı adam tarafından matkapla delindi. Bu iz takriben tam bir aylık. Bir ayda bu kadar geçmiş. Çocuğum yaklaşık 15 gün elini dahi oynatamamış. Bir gece yatağından kaldırılmış. Bütün vücudu paramparça edilmiş. Annesi demiş ki Adam olsan demiş bunların hiçbiri başına gelmez. Sen adam değilsin demiş. Bunu dediği çocuk 7 yaşında. Samsun'un ilk adım ilçesinde yaşayan ve esnaflık yapan Emrah Hasan yaklaşık 5 yıl önce boşanmıştı işinden. Öğretmenlik yapan kadın 3 yıl önce de oğluna işkenceler yapmıştı. Bir ay önce oğlunu Van'a kaçırıp işte bu hale getirdi. Küçük çocuk bu işkencelerin ardından en sonunda ölmesi için Van Gölü'ne atıldı. Çocuğumun ellerini bağlayıp Van'da bir daha bırakmışlar ıssız bir yere yılanlar öldürsün çocuğu diye. 2-3 saat sonra kadın adamla beraber gidip çocuğun ölmediğini görünce almış. Çocuğumun anlattığı kadarıyla ağzına karnına yumruk atmışlar çocuğu. Çocuğum öyle acılar çekmiş ki en son artık bu işten kurtaramayacaklarını düşünüp çocuğumu Van Gölü'ne atmışlar. Bu çocuk yüzme bilmeseydi şu an Van Gölü'nün dibindeydi. Oğlum şükürler olsun ki kurtulmuş ve çok iyi bir aileye rast gelmiş. Numaramı vermesi üzerine aile beni aradı. Ben önce inanmak istemedim. Çocuğumun resimlerini göreyim dedim. Zaten bir resim attılar. Ben dedim geliyorum bana. Siz dedim Allah rızası için çocuğu polise veya jandarmaya teslim edin. Samsun'dan Van'a giden baba bitap haldeki çocuğuna neyse ki kavuştu. Şimdi evladına bu vahşeti yaşatanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. İfadelerinde Çocuk dışarıda oynarken oldu deyip salınan ve hala öğretmenliğe devam eden bu kadını Milli Eğitim nasıl olarak işten atar? Nasıl hala bu şekilde çalıştırır? Orada yabancı birinin çocuğunu öldürsün diye mi beklenir bilmiyorum. Yetkilileri bu insanları cezasız bırakmasınlar. Bu sefer kurtarmasınlar. Bu kadın yaklaşık 3 sene önce gene aynısını yaptı. Sadece kolundaydı o zaman. Bir de kalçasında vardı az bir şey. O gün şikayetçi olduğumda gene serbest bıraktılar. Adalet Bakanlığı'ndan adalet istiyorum. Adı Adalet Bakanlığı olmasın adalet versinler. Şu çocuğuma bunu yapanları süründürsünler içeride. Ben inanıyorum ki adalet yerini bulacak ve inşallah bunlar cezalarını alacaklar. En ağır şekilde cezalandırmalarını diliyorum Allah'tan. Küçük çocuksa işkenceci anneyi bir daha görmek istemiyor. Bundan sonra hep babamla kalmak istiyorum. Annemi bir daha görmek istemiyorum. Bu arada babanın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne serbest kalırken arkadaşıysa tutuklandı.